şimdi aktarız. Arkanızda burası. Erdal Oğul, Baykanlar Tekstil Üretim Müdürü'yüm ben. Evet, bir yola çıktınız. Evet, bir yola çıktık. Aslında biz denim üreticisiyiz. Günde 30 bin adet denim pantolon yapıyoruz. Kot pantolon yapıyoruz. Belediyemizden bir talep geldi maske ihtiyacıyla ilgili. Belediye başkanımızla görüşme yaptık. Ham maddemizi belediyemiz karşıladı. Biz de gereken tüm işlemleri yapıp günde şu anda 100 bin tane maske yapıyoruz burada. Kaç firma var toplam? Toplam 13 firma var Malatya'da. 13 firmanın toplam üretimi 2 milyon adet. Günde 2 milyon adet. 2 milyon adet maske üretiyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren bu adet 3 milyona çıkacak. Biraz daha kapasitemizi artıracağız. Bir derste de bir firma artıracak kapasitelerini. İnşallah devletimize katkıda bulunacağız. Kaç gündür başladı bu üretimi? Bir haftadır çalışıyor. Ne kadar bir şu ana kadar maske üretimi? 15 milyon civarı maske üretimi şu ana kadar. Hepsi Türkiye'nin çeşitli illerine dağıtılıyor. Evet, dağıtılıyor. Malatya'da Türkiye'de böyle bir üretim yok. Yok, bu kadar büyük bir üretim yok Türkiye'nin genelinde. Sanırım Malatya bu an bu konuda öncü. Bu konuda öncü. Evet. Ne kadar sürecek bir üretim daha? Sanırım bir ay çalışacağız. Bakalım gidişat değişecek tabii. Şu an bir ay diye öngörüyoruz. Ne kadar bir öngörü var üretim? Bir ayda sanırım yaklaşık 100 milyon maske üreteceğiz. 100 milyon civarında. Yurt dışına da gidiyor mu maskeler? Sağlık Bakanlığımız gönderiyor onu, bilmiyoruz tabii. Gidiyor olabilir. Evet. Kaç eleman çalışıyor? Toplam kaç kişi çalışıyor? Şu an 100 personel bizde var. Sanırım Malatya genelinde 1000 civarında personel çalışıyor. Siz üretimi tamamen durdurup maskeye mi verdiniz? Evet, evet. Onun için firmadan bir tanesi. Evet, evet. Onun için. Talimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Ham maddeyi Büyükşehir Belediyesi karşıladı ve Malatya merkezli 13 tekstil firması da işçiliğe soyundu. Ve Malatya adeta Türkiye'nin maske üretim merkezi haline geldi. Günlük 2 milyon adet maske üretiliyor.